yaparız. General Dow. Çin'in nükleer generali daha ucuza nükleer basıyordu yanlış hatırlamıyorsam, ya da Amerika'da vardı. Amerika'daki daha ucuza basıyordu. Şeydeki ne yapıyordu çok iyi hatırlayamıyorum. Daha iyi radyasyonu vardı sanıyorum. Bir bakalım ne olacak. Bir tokatlarız. Bunlar Çin'in nükleer başlık atan bombardıman tankları. Güçlü, bayağı güçlü. Howitzer gibi düşün, bayağı güçlüler. Oha. Herif 4 tanka nük attı lan. Yazık oldu tanklara. Kaçıyorlardı ne güzel. Nük atılır mı lan kaçan tanka? Neyse. Bir patates edelim hemen. Başlangıçta ilk üçlü beni çok sarmayacak. Bana acil bu artileri, baraj ve carpet bombing lazım olacak. Daha sonrasına bakarız ne yapalım diye. Şöyle bir kurulalım. Bu sefer geniş kurulacağım ilk bölümde yaptığımın aksine. Daha rahat bir inşaat alanı oluşturmak istiyorum. Teşekkür ederim Emir. Sesle ilgili bana bir yorum yaparsanız, az mı geliyor çok mu geliyor, ona göre düzenleriz sesi. Tank değil de uçakla başlayalım. Uçak biraz daha iyi olacaktır başlangıç açısından. Don't worry, General. The warheads are on their way. Saat 9 benim için uğursuz galiba. Hep bir donmadı. Allah Allah. O internetle alakalı olabilir Emir. Kotayı falan yemişsindir. Çünkü hızı kıstım ben de yüklemeyi görünce. Oha. Nük yaptı ama şansıma 12 dakikadan başlıyor. Şöyle base'ini ufaktan bir göstereyim. Genelde bir sürü şey var. Power plant var. Power plantleri yok edersek bu nükleer çalışmaz. Bu da bize zaman kazandırır. Onu da avantajıma kullanabilirim. Şu pointleri de hemen alalım. Helikopter yapalım da şu kuzeyimizi korusun. Helikopterlerle base'i korumak biraz daha kolay oluyor. Çünkü malum kuleler sabit olduğu için kuleler pek rahat tutamayabiliyor. Özellikle şimdi GLA'nin, yani teröristlerin füze atarlarını tutabiliriz. Scud füzelerini. Çünkü havada patlatabiliyorsunuz. Ama Çinliler Howitzer tarzı bir atış yaptığı için onları havadan tutamayız. Ya da daha ziyade yerden kuleyle tutamayız. Bakalım nasıl işleyecek. We have big plans. Is the heat getting to you, General? Ezebenge bak, bana ayar veriyor bir yandan. Helikopterleri bayağı etkili bu sırada şeyin. Napalm bombasından tut da işte şeyleri, Gatling Cannon'ı, işte propaganda tower'ı, battle bunker'ı falan var. Yani bayağı kuvvetli bir tank gibi helikopterleri daha ziyade yani. Base'i tutmak için bir iki tane yapacağım, koyacağım ortalığa. Tamam, orayı da aldık. Güzel. Aşağıdaki. Aşağıdakini de alalım. Şu base'in etrafını biraz savunmayla döşeyelim. Bu sefer ihtiyatlı davranacağım. We will live in prosperity. Ama orada kalsın öyle şimdilik. Çok da bir şey yok.
few more bombs and your base will fall. Oh. Tabii helikopter havaya ateş açmıyor. Bizim o yüzden MIG'e ihtiyacımız var. MIG havayı vuruyor mu emin değilim ama. İkinci nük de geldi. MIG inşallah havayı vuruyordur. Vuruyor. Güzel. Güzel oldu bu. Yani şu helikopter de böyle korusun base'i. Evet artık parayı bir nebze daha arttırmaya yönelik hareket et. Oha. MIG yalnız çok da iyi tutmuyormuş. Biz oraya o zaman Gatling hemen aktaralım. Çünkü helikopter sayısı çok şahane şu an orada. Hemen bir propaganda center. Bizim yaptığımız nükleer 4 dakika, 5 dakika öyle bir şey olması lazım hatırladığım kadarıyla. Dolayısıyla ben karşı taraftan daha erken nük sallayabilirim. Bu da benim avantajım olacak. Oha. MIG, iki kere MIG kalkışı yaptım. İki tane tankım yarı can. Yani bütün şu an şeyim bu. Ama neyse ki Gatling bayağı iyi indiriyor. İnanılmaz iyi indiriyor hatta. Ama MIG'ler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. MIG'leri bok götürüyor. Lan adamın tankı bile nükleer başlık kullanıyor. Vay pezenek. İndirdi şeyi. Dediğim gibi biz hemen bir para girişimi, üstüne de bir nükleer başlık şey yapabilirsek parayı kontrol etmek bayağı yardımcı olacak bize. Şurada nükleer şeyi var. Teşekkürler Emir, görüşürüz. Evet. Dediğim gibi hedefim öncelikle karşı tarafın şeyleri olacak. Power plantleri. Elektriğini kesersem nükleri şey bırakırım. Yetim bırakırım. Helikopter yerden gelenleri tutuyor. Gatlingler havadan gelenleri. Orada herhangi bir sıkıntımız olmayacaktır. Ama bir tane daha heli yapmamız gerekecek şu önümüzü savunmak için. Malum nükleer havitzerlar geliyor çünkü onları tutmamız lazım. Gatling'leri güçlendirdim tamam. Şu an hala yetmiyor bana istediğim açıdan şey. The end is near, General. We have found some supplies. Soon we will control all of the resources. Şu yukarıya hemen şeyi kuracağım. Binam bitince ya da binayı bitmesini beklemeyelim. Bir dozer daha patlatayım oraya. Güzel. MIG'leri şu nük üzerinde bir kullanalım ya. Neredeydi MIG'ler? Siz birinci takım yapalım. Gülüşe bak ya. Oh, I see your power is down, General. Should I send you some nuclear energy? Nükleer enerjine başlatma onu. Çinlilerin enerji anlamında kendilerini ayakta tutmak için reaktörün canını götürmek pahasına böyle bir overcharge şeyi var. En azından şu nükleerin geri sayım. Oh shit. Bizimki de mi 12 dakika? Bu iyi olmadı. Normalde çünkü 12 dakika diye nükleerin süresi. Bu hiç iyi olmadı. O zaman nükleeri yok edeceğiz. Önce nükleere saldırmamız lazım. Yoksa sıkıntı olacak bize. Dakika.
tactical fighter reporting. Diğer nük yalnız biraz içeride, onu nasıl yok ederiz hiçbir fikrim yok doğrusu. Tamam, orayı da hemen şey yaptık. Bir adet daha baraks yapalım, hacker sayımızı arttıralım. Migler çok da beklediğim bir etkiyi yaratamıyor şu an. Belki daha çok para kaybediyorum yani zarar vermekten çok. Bakalım, toparlayacağız bir şekilde onu. Ya da tankları alıp gireceğiz ama buralarda çok garrison bölgeleri var. Burada da bir resource point varmış. Belki öylesi daha rahat olabilir. Bir nük daha yapalım biz. I hope your radar isn't down, General. I hate for you to miss what's coming next. Evet, parayı çok sağlam topluyorum. Şu an için uçak üstünlüğüyle 8'li bombardıman yapa yapa almayı düşünüyorum. Bir dakika, bizim napalm gücü şeyi etkiliyor mu? Sanırım etkiliyordu, emin değilim. MiG'lerin atışını etkileyen bir şey vardı sanki. Çok emin olamadım. Oh, Overlord geliyor. Unit lost. Yine öh. İndirelim şu arkadaşı. O arkadaş bizi indirmedi. Güzel. Evet, mix sayısını da arttırma gidersek bütün sıkıntıları yavaş yavaş çözeceğiz. 1 dakika 28 saniyem var. Çok da uzun bir süre sayılmaz. Biraz şey yapıyor. Tırstırıyor şu an beni. Nük yiyebiliriz muhtemelen. Bir de ilk nük bu muydu yoksa bu muydu onu da hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle buydu. Tam canlı olan. Bakalım yakalayabilecek miyiz? Sen de git vur. Vurabildiğim her şeyle tak tuk tak tuk vurmaya çalışacağım şeyi. Hackerları bölüştüreceğim. Böylelikle hani olur da buraya yersek nükü yukarıdan toparlarız. Heh! Topçu atışı. İşte ihtiyacım olan şey. Ooo, yanlış nükü patlattık. Tamam, çok zamanımız yok. Bir nük daha, bir nük daha diyorum. Bir bombardıman salvosu daha yapıp halletmemiz lazım. Hatta hemen. Hiç bekleme falan yapmadan vuracağım. Vurduk, vurduk. Vuramadık, nük geliyor base'i. Aslında az da canı kalmış ama yetişmeyecektir büyük ihtimalle uçaklarım ona. Yani arada çok şey var çünkü uçaklarım vuruluyordur. Yedik. İlk nükü yedik. Yok edemeyecekmiş zaten. Nereye attı? İyi, hackerları ikinci gönderdiğim yere attı. Bu biraz avantaj. O bölgede neyim vardı? Ha, havaalanı vardı. Hemen bir havaalanı daha dikelim. Tamam, iyi oldu çünkü karşı tarafta şu anda nük kalmadı ama bende 2 nük var sallayabileceğim ve bunun üstüne karşı tarafın bayağı canını acıtabilirim. Ve aynı şekilde bir de biraz hacker basabiliriz. Malum kaybetmedik hackerlarımızı. Buraya ne vuruyor lan? İndirdi onu. Unit lost. Buraya ne oldu? Bombardıman attı galiba. Ha, propaganda center'ın inmiş aşağı. Peki. Ben MiG'lerimi yine hazır tutayım ne olur ne olmaz.
Çok bir şey olacağını düşünmüyorum bu saatten sonra ama. Çünkü ilk büyük sıkıntımızı atlattık. Bu saatten sonra sıkıntıyı biz yaratacağız karşı tarafa. Savunma için heli sayısını biraz arttıracağım. Çünkü tanklara karşı daha az etkili şu anda heliler. Sayıcı üstünlük sağlarsam daha rahat yok ederim diye düşünüyorum. Everything must melt. Çok hızlı iniyoruz. Gatling Cannon'ların en güzel yanı havada uçan hiçbir şey bırakmıyorlar. Mis gibi o yüzden. Döne döne çok... Oo, Overlord geliyor. Lanet olsun böyle internete mi diyorsun? Çok sinir bir şey hakikaten ya. Oh shit. Oradaki şeyleri kaybettik. Gatlingler gitti tabi orada. Şu an para da çok iyi geliyor. Enerji de çok iyi. İki tane nüküm var. Uçaklarım zaten hazır durumda. Heliler bizi şey yapıyor, savunuyor. Daha ne isteyebilirim bilmiyorum. Rahatız yani. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Ve uzunca bir sürede olmaz diye tahmin ediyorum. Şimdi biz kendimizi toparlayacağız ekonomik olarak ve takır takır sallayacağız nükleeri kafasına. Nuke General'a da ben nuke sallıyorum. Bu da başka bir ironi herhalde. Tankların hızını da arttırdık. Eller sağlam bir şekilde tut. Oo. Tabii şöyle yapalım da güneyi de tutalım. Bir eleye daha ihtiyacımız olacak demektir. Şu resource'a da gittim mi zaten paranın bayağı sağlam şey yapacağım. O kısmı getiremedim. Nasıl kibarca dönüştürürüm diye düşündüm. Şeyimiz gelmiş, bombardımanımız. Oh shit. Şu arkadaşı indirelim. Herhalde 8 tane MiG bir tane helikopteri indirir diye tahmin ediyorum demem kalmadı, indirdi. Hakkını verdim MiG. Güzel. Bombardıman attı bizi. Overlord etkilenmiyor bile ya. Your weapons are no match for my power. And now for my final attack. Hold on, General. You're going to like this. Burada ne var? Ha, Barax vardı. Okey, Barax'ı vurdu. Sıkıntı yok. Biz biraz Overlord abaralım. Buraya ne attı? Ha, şunluk şeyi vurdu. O zaman burayı havaya karşı miglerle koruyalım. Kalsın orası. Güzel. Para çok gibi. B
bir nükte dikeyim ben. Her yerini temizleyeceğiz herifin. İç dış yıkama yapacağım herifi. General, what do you have in mind? Time to put on your lead underwear. Devamlı bize bir şeyler salıyor, yolluyor böyle ama yani böyle doldur boşalt tarzında. Hani şu an çok da şey yok, tehdit edici bir şey yok. Biz birazdan tankları salladığımızda nasıl bir mutluluk geldi biliyor musun? Anlatamam, anlatamam. Şurayı bir sallayalım. It looks like a nuclear winter this year, General. Öyle öyle. Nuclear winter. Al sana nuclear winter. At kafası. Yalnız elektriği gitmedi herifin ha. 4 tane indir. Demek ki bayağı şu an şey tutuyor. Sen söyle, enerjiyi yüksek tutuyor. Kaç tane daha yok etmemiz lazım olacak. Tank evinden bir tane daha basacağım. Şeyi hızlandırırız. Remember, don't look directly at the blast, General. Helolar geliyor. Gatling cannon. Sen nereye diken lan? Şu arkadaşı yıkalım. Şunu bitirelim önce de. Pat küt iniyorlar. Patates oluyor bu. Yani ilk Toxin General'a baktığınızda Toxin General'ın bu kadar iyi olmasının sebebi demek ki adam bizi bayağı iyi counterlıyordu. Yani bu biraz counter meselesi aslında. Hangi ırk, hangi hırkı daha iyi counterlıyor, o biraz fark yaratıyor. Mesela benim için dediğim gibi en güçlü general şeydir, Laser General'dır ama Super Weapon falan biraz counterlıyor onu. Uçak olarak vesaire. Ama aslında ırkların generallerinden ziyade kendilerini oynadığınızda çok daha güzel üniteleri var. Mesela USA olarak oynadığınızda, herhangi bir Amerika generali değil ama USA'nin kendisiyle oynadığınızda size şey veriyor. Paladin tanklar veriyor. Paladinler inanılmaz kuvvetli oluyor mesela. Şurayı vuralım. Ki o Paladin tanklar bayağı güzel. Yani tak tuk tak tuk yerden havayı falan bayağı iyi vuruyorlar. Shaker'ların üstüne bir şey düştüğünü düşünsene ya. Vallahi ağlarım. Çok duygulanırım yani. Bu kadar hacker basacağım, üstüne bir bombardıman falan, böyle antrax mantrax düşecek. Hayda. Bir nük daha mı geldi? Onu da şurada vardı elektrik. Oraya sallarsak herhalde bitecek artık şeyi. Bitsin bir zahmet artık. I be careful, General. These nuclear depots tend to leak. Güzel. Elektrik gitti mi? Gitmedi. Unit lost. Lan ne elektrik varmış? Ya bu kadar şomaz da olamam ama ya. Herif vallahi bombardıman attı buraya ya. Bu kadar şomaz olamam ya. Şansa bak aga. Neyse, en azından level atlayanlar falan burada kalmış. Buradakiler daha çömez diyebileceğim bir şeydi. O zaman parça parça her tarafa saçacağım hackerları ki yani tek bir top atışında böyle at gibi kaybetmeyeyim bunlardan.
O süre zarfında zaten bayağı bir şey bastım, Overlord bastım. Yani benim avantajıma gidiyor şu anda bütün oyun. Karşı tarafın nükleri var ama bunlar mesela aktif halde değil şu an. Neden bilmiyorum. Diğer nükleri yok ettim diye olabilir. Genelde çünkü hatırladığım kadarıyla yani China Nuclear General çat çut bütün nükleri aktif hale getiriyordu. Böyle bakıyorduk ekrana. Ama şu an şanslıyım o konuda. Şunu atayalım, bunu atayalım. Bu kadar Overlord'u delebilirler mi hiç bilmiyorum doğrusu. Yanına biraz da heli desteği koyarsam havadan cillop gibi olur. Midler aslında orayı korusun istiyorum da şuraları da temizlesinler bir yandan ya. Garrison, Marrison bırakmıyorlar ya. Çok hoşuma gidiyor yani Midler'in bu alevli şekilde şey atması, bomba atması. Alevli savaş başlığı kullanmasın. Biraz da Gatling ve Battlemaster ekleyelim şuraya. Ha, onu da yıkırlar burada. Patates edelim. Güzel. Bunun üstüne bir nük daha dikersek yağlama yıkama gibi olur. Şöyle bir yere dikelim. Ne güzel yok oldu. Vallahi böyle bir hoşuma gitti yani. Doğru diyeceğim, hoşuma gitti. Tankları da şeyleri, helo'ları da atayacağım şeye, desteğe. Böyle karma bir orduyla gidelim bu sefer. Değişiklik olsun ya. Hep şeyle gidiyorum çünkü. Overlord. Ağırlıkla gidiyordum. Evet, şöyle salalım bu gençleri. Takım da verelim onlara. Şeyler gerçi şu evden bayağı sağlam sallıyorlar şu an füze. Hani hiç reload yapmaksızın sallıyor. Hello'lar erken indi o yüzden. Şunları da ilerletelim buradan. MiG'leri takım 2 mi yaptım ben ya? Onlar da böyle korusun. Oradaki resource alanına da sızarız. Tankları saldım gidiyor onlar zaten. Şöyle. Aslında burayı bombalayabilirim ya. Niye kasıyorum ki? Girelim base'in olduğu bölgeye. Overlord'ların bir yandan da propaganda bonusu olduğu için şey yapıyor ama karşı tanklar patladığında radyasyon yayıyor. O radyasyon da tankları mı mahvediyor? Kötü yani. Ayakta tutamayabilirim. Tank zararımı arttırıyor yani boş boşuna şu an sadece. Oh, o infantry buraya mı geldi? Elleri salalım. Gerçi yok, gerek kalmıyor. Gatling'lerim olduğu için iyi tutuyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Şuraya koyalım. Göstereceğim ben sana zaten. Aleykümselam. Gece yayını özgündü bugün. Hemen koyalım şöyle. Bu kadar mı kaldı lan o kadar tanktan? Bayağı bir zarar yemiş tanklar. O zaman daha çok yapalım arkada. My command.
Biraz geri çek. No! I won't lose command. I won't. Unit lost. Ben şey bastım mı ya? Buranın bir şeyleri bastım mı basmadım mı bir an hatırlayamadım. Biraz da helikopter desteği atayalım. Yeni gidecek orduya. Şu infantry çünkü bayağı bir anasını ağlattı benim tankların. Yerdeki Gatling gunlar radyasyonla etkilenip daha hızlı patlıyorlar. En azından havada olursam daha iyi tutarım diye düşünüyorum. Ne oynayacak? CK2 var. Yok, CK2 yok. Emin değilim ne oynayacağından. Birazdan yayın arasında yazarım ne oynayacaksın diye söyler. Muhtemelen Darkest Dungeon oynayabilir diye tahmin ediyorum ama bilmiyorum. Bayağı bir istek vardı çünkü ona. Lan. I hope your radar isn't down, General. I hate for you to miss what's coming next. Şurayı biraz koruyalım. Will grow like the sun. I am big. Tankın şey verdiği ayara bak. I am big. Para su gibi akıyor bu sırada. İnanılmaz hızlı. How you expect to fight this general? Şurayı mı var? Yok, burada enerjiyi komple bitirmek istiyorum artık ya. Şu enerji insin aşağı da biz de böyle elimizi kolumuzu sallaya sallaya girelim yani içeri. Biraz Gatling basalım. Bunların şeyleri tamam. Overlordlar. Tamam. O zaman hazırız. Ne güzel bombaladı be. İçimin yağları eriyor böyle. Şey olunca, güzel bombardıman olunca. Toplu alana atılan bombardımanlarda. Yüzüklerin Efendisi oynayanlar için bu taktiği hatırlar mısınız bilmiyorum. Kamerayı daha zoom out şekilde tutmak için yapılan bir taktiktir. Orduyu yakalamak için. Önce yüksek bir alana gidersin. Kamera orada yükselir. Sonra kamerayı orada tutarsın. Çünkü hepsini alamayabiliyor şu şeyde ama böyle yapıp geldiğimde mesela buraya hop alayını ekleyebileceğim. Ekleyemeyeceğim. Tamam. Yüzüklerin Efendisi'ne çalışıyordu, burada çalışmıyormuş. Hadi saldırıya gidelim o zaman. Şu yukarıyı biz bir basalım. İki tane nükümüz varmış. Sallayalım onları da. Buradan kurtulur. Can you not see it, General? Aa, helikopterler çok hızlı gitti. General, if you sell off any more buildings, I will win by default. Neyse, aralarında propagandacı olduğu için biraz şey yapıyorlar. Dayanıyorlar yine bazukaya. Buna da şükür. Paraya bak be, gözünü yediğim. Right here. It looks like a nuclear winter this year, General. Likes a nuclear winter. Allah'ım yarabbim. Şeye geliyor aklıma direkt ya. Shogun geliyor. Our soldiers are running from the battlefield. Shameful display. Ne komediydi o ya. Shameful display diye diye. Dibinizde lan evde işte durun. Hah. Enerji sonunda bitti. Ve evleri de gitti. Another moment and I would have reduced. Saat 9:30. Bir yarım saatte daha ikinci bölümümüzde riskim. Oho. Versus
General Alexander. Your rush tactics won't. İşte şimdi bayağı bir sıkıntıya geldik. Are you ready to begin? Super Weapon General'ın esprisi şu. Patriotları EMP'li mermi atıyor. Yani uçağınıza tek atıyor. Anti uçak resmen, anti hava. Tankı da çok engelliyor tabii ki EMP'li mermi atması. Çünkü tankı resmen durduruyor belli bir süreliğine. Çok ucuza Super Weapon basıyor. Ve Super Weapon'larının gücü biraz daha az ama şeyi daha fazla galiba. Cooldown'u daha az galiba. Öyle bir esprisi olacaktı yanlış hatırlamıyorsam. Biraz uğraştıracak bu ablamız bizi. Hadi bakalım. Aksiyon müziğini de verdi. Oh. Bayağı sıkıntılı ya bunun haritası. Çünkü böyle tepelerde falan absürt absürt yerlerde devamlı havaya karşı korumaları var. Bizi biraz yoracak. Ha şey yapmışız. Yani ilk hedefim en hızlı şekilde nük çıkmaya çalışmak olacak. Çünkü şu an en çok ihtiyacım olan şeylerden biri o. Karşında particle uplink'i olduğunu varsayarsak mecburen nüke hızlıca gideceğiz. Şu power plantleri ayrı gayrı dikelim de. Şimdi helikopteri taşıma olarak kullanacağız çünkü ada şeklinde bütün harita gördüğünüz üzere adalar arası taşımayı helikopterle ancak gerçekleştirebilirim. Burada da resource'lar var. Güzel. Onları da toparlarız. Gördüğünüz gibi çok fazla değil ama yine de komançiler saldırıyor. İyi. Yok edemeden indi ya, buna da şükür. Derikleri de alalım hemen. Çok absürt bir yere propaganda center, çok absürt bir yere de şey dikeceğim. Aa, War Factory'e ihtiyacı varmış. Şat, 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 şat. Enerjileri etrafa saçarsak, Particle Uplink Cannon'ın olayı şu, şerit şeklinde gidiyor. Yine hızlı gidiyor ve etkisi önemli. İstediğiniz yere yönlendirebiliyorsunuz çünkü. Biz de bunu biraz fırsat kullanıp etrafa farklı aralıklarla dikersek binaları çok da etkili olmayacaktır. Yine etki yapar. Vay yapış. İyi vurdu şimdi yani. Allah var, iyi vurdu. Bu abla biraz bizi zorlayabilir. Şu adayı öncelikle bir alalım. Burada bir derik var. Derikleri kullanalım. Orada bir Avenger var. Avenger'lar şeyleri çok kötü indiriyor aşağı, hava ünitelerini. O yüzden biraz Battle Master yapalım. Ha, varmış dozerim. Ben dozerim öldü zannettim. Attack if I were you, General. If you wait, then I'll just have one more super weapon fire at you. Çaynuklarla base'ime şey indirmiş. Bazukalı askerler indirmiş. Denesin bütün hamlelerini.
Ben bir bombardıman falan açayım, patatesi. Oo. Atıyor. Güzel. Airfield'ı sadece yok etti. Resmen boşa harcamış oldu. Ama şu bombardıman biraz can sıkıcı. Bayağı güzel çünkü indiriyor uçakları. Amerika'nın uçakları bayağı hızlı. Propaganda center'ımı mı indirdi o? Beni zarara uğratıyor. Şöyle bir şey yapabiliriz. Helikopter içine asker ağırlıkta bir yapıyla saldırabiliriz. Gördüğünüz gibi elektriğini kesiyor şeyin. Komançileri tutacak bir şeyim yok. Gördüğünüz gibi tek atıyor havaya. O zaman Gatling'li şeyli bir tank birliği kurmam lazım. Şu an patates ediyor adeta beni yani. Ve çok iyi bir rakibe karşı satranç oynuyor gibi hissediyorum kendimi. Nereden hamle yapsam oradan lak kesiyor beni. Bakalım. Bir şekilde alt edeceğiz. İşin kötü kısmı şeylerin sayısı artıyor. Ha, bir tane particle burada. Bir tane particle burada. Bir tane burada. Kaç tane var lan? Enerjisini almam lazım. Enerjiyi aldık, aldık. Yine aynı mantıkla oynayacağız çünkü havayı tutmak için şu an iyi vurdu. Birinci denemeyi oraya mı yapalım, buraya mı yapalım? Allah Allah. Hadi burayı deneyelim. Oh, you didn't manage your resources very wisely now, did you? Niye resource'um gayet iyi. Niye böyle dedin ki şimdi? İndirelim şunu hemen. İstiyorum. Adam yok yani, o uçaklarla yaşatmayacak hiçbir şey. Kıyıya diktiğim hiçbir binayı yaşatmıyor adeta. Nereye göndereceğimi de bilemedim ki. Ne infantry bıraktı, ne tank bıraktı. Biraz biriktirip gitmemiz gerekecek. Tabi iki tane nük birden yiyeceğimi de varsayarsak. Benim güzel şeyler beklemiyor az sonra. Ben sana göstereceğim lan. İnat ettim, göstereceğim. Oh, bir tane daha ekledi. Airfield'ı vurdu. Power plant'ı vurdu. Sıkıntı yok. Şurası yok olması iyi olur yalnız. Olmaz, güzel. Neyse ki iyi kullanmıyor yani. Biraz iyi kullansa çökeceğim. Şu an nük diksem bile karşı taraftan daha ya karşı taraf bir üçlüyü sallayacak bana. Ondan sonra benimkinin zamanı gelecek. O yüzden nük şu an çözüm değil. Bana daha pratik ve hızlı çözümler lazım. Mesela enerjiyi kesip süreyi biraz indirgeyebilirim. Biraz kalmasını yani particle'lar mesela 3 dakika içinde gelecekler. Onların süresini biraz daha kendi lehime çevirebilirim. Durmasını sağlayabilirim. Bir tane particle burada. Bunu avlayabilirsem çok iyi olacak.
Burada resource'lar var. Resource'lara göz kırparsak iyi olur ve aynı şekilde enerjiyi bitirmemiz lazım karşı tarafta. Şunun şeyini at. Overlord'lar biraz daha güçlü şey yapsın. Are you rethinking the wisdom of attacking me, General? Dakikamız var. Şu ilkini bir halletmeye gidelim artık. Oldu oldu. Olmadı. Ayvalara geleceğiz. Tanklar da bir arada ilerlesin Allah aşkına. Bazı alıyor bağımsızlığını gidiyor. Havadan çok saldırı yapıyor çünkü bırakmıyor. Mantıklı hareketler yapıyor yani havaya saldırısı falan. Hemen Comanche'yi sallıyor kafana geldiğin zaman. Bir de burada şu EMP'li Patriot'lar olduğuna göre. Gördüğünüz gibi ilk vuruşunda direkt elektriği kesiyor, o yüzden güçlü. Karşılık veremiyorsunuz. Yani birkaç tank giderse tabii işler değişir. Normal Patriot'ın aksine biraz daha az damage vuruyor. Ama bir türlü de ölmedi. Öl lan. 0.44 saniye. 44 saniye. 0.44 nedir? 44 saniyem var. Bakalım. Hemen atalım. 25 saniyede varır ve elektriği keserse iyi. Olmazsa ayvalara geleceğiz gibi duruyor. Önce şunu indirin, şu elektrik kesintisi zımbırtısını istemiyorum artık. Oo, topçunun içine bir de şey mi koymuş? Bazukalıları mı koymuş? Havadan da saldıramam. Avenger'lar var. Para kazanma şeyimiz bayağı azaldı. Çok hacker basamadım malum. Ve enerjiyi kesme fikri de henüz işe yaramış gözükmüyor. Burada daha fazlası var. Yeniden yapmış herhalde. O zaman nük artık tek çözüm. Çözüm. Çözenek diyeceğim. Çözenek neyse anasını satayım. Çözüm. Sürece kadar ekonomiyi bir toparlayalım. Güçlere biraz güveneceğim. Şu ekstra gelen güçlere. Carpet bomb falan gelirse. Gerçi yollarda bu Patriot'lar yaşatmaz benim carpet bomber'ım ama. Artık. Havaalanlarını da bırakmıyor ya. Taktı havaalanlarımızı. Araç kaldı mı? Yok, o da kalmamış. Şuraya hemen üretelim. Ya da geri gelsen. Şu an şu iki delik bir de hackerlarla geçiniyoruz. Şimdi buradan da resource'ları arttırınca biraz kendimize bir pencere açmış olacağız ama buraya nasıl girsek ya tank soksam burada bazukalılar ve top var. Havadan girmeye çalışsam Avenger'lar yedirtmez havayı. Yani elimi kolumu bağlıyor doğrusu. Çoğu işte şu an elimi kolumu bağlıyor. Bu Toxin General'dan daha şey oldu. Counter oldu bana. Tamam, hackerlarımız tamam. Buraya inşallah bir particle atmaz ki süresi bayağı az kaldı.
şunu bir Battle Bunker şeklinde deneyeceğim. Daha önce çok denediğim bir yöntem değil çünkü. Deneyelim nasıl olacak. Nuke'de gitmemiz lazım. Multimi... Yok, online'ı çalışmıyor. Bu oyunun serverlar tabii şeyi yemiş artık. Miladını yemiş. We'll tell to the other. Multi yapabiliyorsunuz ama. Yani birkaç kişi bir araya gelip yine multi yaparsanız, orijin üstünde oynarsanız büyük ihtimalle sıkıntı çıkarmayacaktır modis. Online ama tırt. We're waiting for you, General. What's keeping you? Ben sana göstereceğim. Çok şey yapma beni yayında. Germe beni yayında ama göstereceğim yani. What's waiting you, General'mış. Hırt. Bakalım Battle Bunker olarak nasıl çalışıyor. Deneyip gör. Oo, orada EMP var. Shite. Aa, Overlord'lar girdi bile. Çok bir etki yaratamam. Nereleri vurdu? Orayı vurdu. İyi. Yine çok kötü bir darbe yemedik. Ama şöyle bir durum var. Çok da iyi durumda değiliz çünkü karşıya şey sallayacak durumum yok. Nük sallayacak durumum yok. Karşının elektriğini kesmekten başka hiçbir çarem yok şu an. Ama temizleyeceğiz tabii ortalığı biraz. Anında yenisini dikiyor. Enerjiyi kesmek bir çözüm olmayacak. Nuclear General'ın aksine. Gel oğlum, buraya gel. Allah'ını seviyorsan gel. Bizim nükleere ihtiyacımız var o zaman. Başka hiçbir çarem yok. Aa, şeyleri mi yok etti? Allahsız ya. Oğlum niye böyle gelmiyorsun sen yavrum? Overlord'cum. Gel şöyle. Ha. Gel yavrum. Vuramıyor musun şimdi orada? At kafası. Niye orada bekliyorsun? Evet, ilk nükümüzü yapalım. Tabii nük eğer bu particle'ların içinden sağlam kalabilirse. Şunları öne de götüreyim. Şuradaki EMP'yi de alırsak buradan helikopterle buraya... Geç, şurada şeyler var. Ama bir şekilde deneyeceğiz. Yoksa çıkamayacağız zaten. Belki kıyıya kondurabilirim bir iki tane tank. Bir iki tane tank bile kondursam tehdit yaratırım. Toparlama be. Bir nük daha yapabiliyorum. Yalnız bunlar bana particle kullanacak 3 dakika küsür var. Değil mi? 3 dakika küsür. 3.23 öyle bir şey. 1 dakikada buradan var. 4 dakika. Benim nüküm 5 dakika sürüyor olması lazım. Büyük ihtimalle o bir tane daha atmış. Oo, 6 dakika hatta nük. Eyvahlar olsun. Gel oğlum böyle. Gel. Route bulmakta bayağı zorluk çekiyor tanklar falan. Hiç patch gelmemiş herhalde oyuna. ...0.43 saniye. Birazdan yine bir particle'lama yiyeceğiz. So, your overall strategy is to bore me off the battlefield. Hackerları dağıttım ikisi birden şey olmasın diye.
Helikopter. Oo, Pathfinder indirdi. Ekırları vuruyor. Pathfinder'lar şeyin sniper üniteleri. O inmesin aşağı. O inmesin aşağı. Ona ihtiyacım. Evet, benim nükleer yetişmeyecek. Al ulan artık. Hah. O helikopter nasıl base'ime girdi? Onu da bilmiyorum. Herhalde buradan bir yerden girdi. Yine mi? Pathfinder da yolluyor bana devamlı. O da bir sniper dediğim gibi patır kütür indiriyor şeyi düşmanı. Infantry'yi gördüğü noktada indiriyor yani. Allah şu Pathfinder'ı deli etme beni. Carpet, EMP ve tank. EMP biraz işime yarayacak. Şimdi bunlar tank taşıyor mu? Taşıyor. Güzel. Şimdi bak keyfim yerine gelmeye başladı. Buna ihtiyacım varmış. Biraz bekletelim şu herifin şeyini. Eğer buraya EMP atabilirsem tabii biraz bekletebilirim. Particle'ı. Bir tane nükümü daha erken atabilirim. General Zero Hour oynuyor. İyi yayınlar abi. Ben oyunu çok seviyorum demiş. Teşekkür ederim. Abi nasıl iki tane süper beyin var? Nasıl yani? Aleyküm selam. Abi onun bilgini göstersen neyin? Ay sadece bir tane mi tank geliyor? Şu noktadan indirebilirsem. Oh shite. Hiç ihtimal bile vermedi. O zaman miglerle aradaki şeyleri indirip daha sonra nük. Daha farklı bir şey düşünemiyorum. Hacker sayısını da arttıramıyorum. Şeyi indirmiş. Sonra sen onu basma. Şuraya bir propaganda center bas. Sen bombardımanı keşke şuralara falan yapsın. Şimdi geldi aklıma ama. Enteresan olabilirdi belki. Yazı gitmiş, ben görmedim. Yok bir şey yazmışsın da ne yazdığını anlayamadım. Bir iki tane ya da boş ver. Onunla hiç uğraşmayalım. Şuraları falan temizleyelim ki buralardan kendimize bir MiG'ler için falan yol yapalım. 4 tane MiG bir Patriot alamayabilir. Zaten tek vuruşta iniyor aşağıya. Kıdıkladı. Ah. O zaman yani tek seçeneğim kalıyor, o da nük atmak. Başka hiçbir şey yapamam şu an. Nük atmaktan başka hiçbir seçeneğim yok adeta. Çünkü havayı counterlıyor ve benim tankları çıkarmamın tek yolu hava. Mecburen nük atıp önce elektriği kesip sonra. Nereye atacak particle'ı? İkisini beraber attı. Enteresan bir seçim. İşime gelir ama hiç yadırgamam. Şeyi bekleteceğim. Önce bir nuke atalım. Şeyi yapalım. Oynarken iki tane super weapon yoktu mu? Şey, limit super weapon yaptığında sadece bir tane yapabilirsin. Eğer onu diyorsan. Oyunun kuralı gereği limit super weapon'ı açarsan sadece bir kere atabilirsiniz. Ama onun dışında oyunun hep yani 2 kere, 3 kere, 5 kere, 10 kere istediğin kadar dikebilirsin. Yok. Şey yapmaz. Sıkıntı çıkarmaz. EMP de dikiliyor. Peki. Nük hazır.
İlk nükü elektriğe atalım. İkinci nükü diğer elektriğe atalım. Elektriği tamamen ortadan kaldıralım. Tamamen olmasa da yaraladım biraz. Ama bu uçak giremez oradan. O zaman bir nük daha atacağız. Yine şuraya falan atarım. Elektriği komple bitirmek için. Zaten başka yer yok. Çıkarmaya da hazırlanırız. Tankları direkt çıkartmış olurum karadan. Şey, havadan. Şu anda en iyi hani kurgulayabileceğimiz şey bu. En iyi hamlemiz bu olur yani. Ki burada başladı bile şey yapmaya. Şu particle'ların süresini falan bir azaltabilsek. Ve elektrik kesildi mi? Kesilmedi. Ah! Nasıl bir elektrik var ablacım sende? Rahat bir 8-10 tane şeyi yok ettim. Enerji evini indirdim ama yetmedi. Şu an hiç işime gelmedi. Öyle olmaz. Neyse, biz yine hazırlığımızı sanki plan yerindeymiş gibi devam ettirelim. Belli olmaz, belki bir top atışı, bir top atışım başarılı olursa EMP'yi sokarım içeri ama tabii o sürede buraya diker mi enerjiyi, ne yapar? Para topladığı tek bir yer var. Oo, asıl enerji buradaymış. Ben boşuna kasıyorum. Burayı yenileyemez mesela. Buraya çıkış yok çünkü. Onu kullanabilirim. Ki kullanacağım da yani. Elinden gelen her şeyi kullanacağım. Şu elektriği kesmemiz şart. Yoksa içeriye hiçbir şey sokamayız. Hadi topçular. Ama 18 saniyede yetişmez ya. 8 saniyede yetişmez. Yiyeceğiz, bir daha yiyeceğiz. Neyse, en azından elektrik kesildikten sonra carpet bombamızı da yapabiliriz şöyle. EMP'mizi de atarız. Kapıya EMP atarım. Bak, bu iyi oldu. Kapıya bir EMP atabilirsem. İyi, enerjimi vuruyor şu an. Unit lost. Buradaki enerji gitti ama yetmedi ya. Of. Of yine of. Nasıl bir enerji var ablacığım sende? Gerçi iki tane nüküm daha erken atacağım. Lehime çevireceğim durumu o vakitte. Unit lost. Yine neyi yok etti ya? Ha, EMP. Yapabileceğim, dediğim gibi, en mantıklı çözüm elektriği kesmek. Elektrik için de nük kullanacağız. Başka hiç şeyimiz yok şu an. Elimi kolumu kilitledi yani. Burada resource alanı var. Buradan da topluyor. Ama uçakla gidip vurabileceğim yerler değil işte. EMP mahvediyor uçakları. Tek attığı için uçakları, uçaktan hiçbir şansı kalmıyor. Evet, saat 10. Birazdan da This is the Police'e kaçıyor olacağız bu bölümü bitirip. Serinin 8. bölümü olması lazım. 8. bölümden devam edeceğim. Upgrade complete. Güzel, burayı yine yaptı. Bir nük buraya, bir nük buraya atarsam artık bir zahmet yok olsun. Tabii nükleri de biraz bekleteceğim. İkisini aynı anda atalım. Carpet bomb, EMP falan ne bulursam aynı anda sallayayım.
Bir iki helikopter daha ekleyelim. Hemen bitirelim işini. You may think I'm hiding, but I'm really just planning. İyi, daha tamamını yapamamış bile. Bu da bir avantaj. Yavaş yavaş yapıyor en azından. Bunu da bilmem iyi. İki tane nükümüz geliyor. Tankları da güçlendirelim. Şeye girmeden önce. Base'e girmeden önce. Ya bütün hıncımı çıkartacağım zaten girersen bir de. Yeter ki bir girelim. Tamam. Bir tanesi hazır. Aslında 3 taneyi onlar daha kullanmadan atıyorum. Bu da bir avantaj benim için. Hani 2 tanesi işi beceremezse diğeri işi becerecektir. Şöyle atalım. Şu 1. Şu 2. Başka, başka. Elektrik, başka. Şurada var. Vuralım. Hah! Elektrik gitti. Hemen girelim. Unit lost. Our nuclear missile is ready, General. I'll attack if I were you, General. If you wait, then I'll just have one more super weapon to fire at you. Çok kısıtlı bir zamanım var girmeden önce. Destroy as many vehicles as you like. See if I care. Getting bunda bir tek. Helikopter sayısını arttırmam lazım. Elektriği kesmemin şöyle bir avantajı var. Diğer nükleerim de süre anlamında şey yapacak. Avantaj kazanacak. Bir topçu atışı daha yapacağım zaten. Onunla da şu geri kalanları komple yok edeceğim. Bir daha hiç şey olmasın. Elektriği toparlayamazsın. Oyun çok dengesiz abi ya. 30 tane nükleer atıyorsun. Abartı abartı birimler her şey sınırsız falan. Nasıl her şey sınırsız ya? Resursun sınırı var. 30 tane nükleer yapacaksın. Ya karşındaki adama onu yaptırmayacaksın eğer onu diyorsan. Şu an bilgisayara karşı oynuyoruz tabi de multi için diyorsan mesela karşındaki adama yaptırmayacaksın abi o zaman. Şey. Üniteler desen birbirlerini counterlayabiliyor. O yüzden ona katılmıyorum. Çünkü Amerika'nın tankları da iyi. Çin'in tankları da iyi. GLA'nın tankları pek iyi değil ama GLA'nın da infantry'si çok iyi saldırılar yapabiliyor. O yüzden yani herkesin kendine göre avantajı var. Hitman yok mu Hitman demiş. Hitman'in zaten bütün bölümlerini oynadık kardeşim. Hitman'in bölümü kalmadı şu an. Hitman'in bütün bölümlerini attık. Oynamadığımız hiçbir bölümü kalmadı yani. Seriyi komple tamamladık. Yeni bölüm gelince yaparız. Sadece bir tank alabiliyor olması biraz sıkıntı elilerin. Hop, hemen çok hızlı bir şekilde dikiliyor. Düt düt düt. Our nuclear missile is ready, General. If you fail to plan, you plan to fail, General. Think about it. Unit lost. Attı. Aslan çünkü o. Hemen şuraya bir nük daha atalım. Sen geç. Bu muydu şeyimiz? Evet, evet. Hemen girip kapıdan evac yapacağız. Hemen basın evacleri. Tanklardan biri havada yok oldu. Şey, helikopterle beraber yani. Ama girdim.
I take my time. Lan içeri Sentry mi sokmuş? Neyse. Kendi kendini yok etti en azından. Our nuclear missile is ready, General. We have launched our nuclear missile. Is keeping my airfield too much to ask? I warn you not to underestimate me. Strapped in and ready. Enemy underground. Kapıları falan komple temizleyelim. Şu elektrik kullanmadan çalışan şeyleri yok edelim öncelikle bir. What do you have in mind? Fighting for the Red Army. Serving China's new battle master tank reporting. Make it worth my time. Let's hold these guns. Yapay zeka yaması falan mı yüklenin? Hayır. Ya da campaign mi oynuyorsun? Campaign değil, challenge oynuyorsun. I've been analyzing your tactics and I'm just amazed. Do you even have any tactics, General? Unit lost. Our nuclear missile is ready, General. We have launched our nuclear missile. Şu partikelleri de yok edelim de. Böyle yüreğim ağzımda oynamak istemiyorum oyun. Go away, General. Ama menzili yetmedi. Peki. Are you rethinking the wisdom of attacking me, General? Bitti. Ya bu saatten sonra dönecek bir yanı yok zaten. Look over there. Someone's capturing your buildings. Not gonna fall for it, huh? Our nuclear missile is ready, General. We have launched our nuclear. You have no respect for other people's property. Ellerle gireyim ya. No, if you were a gentleman, you'd give me 5 minutes to rebuild my defenses. O kadar şeyden sonra, Particle Cannon'dan sonra al sana Particle demek güzel hissettiriyor. Gerçekten güzel hissettiriyor. Al şimdi o Particle'ları ne yapıyorsan yap. I warn you not to underestimate me. Güzel, bu da indi aşağıya. Ne kaldı ki zaten? Şurada bir base görüyorum. Base de sayılmaz ama. Yani teknik olarak bitti şu anda çünkü asker üretebileceği binası yok. Bakıyorum hani hiç var mı diye ama yok. What do you think you're doing here? Unit lost. Intruders. Tabii pek şeylere, hellilere yem etmeyecek orayı. Peki. Unit lost. Yani bir şey kalmadı aslında. Oyunun şu an saçma uzatması. Neden uzattığını da anlamış değilim zaten de. Burayı da yok edince bitti. Evet. Biraz zorladı. Biraz kafamıza... Allah gözünü doyursun lan. Allah gözünü doyursun.
Evet, bir sonraki bölümümüzde Prens Kasat şey olacak, ambush ve kamuflaj generali.